La yuriduna uluven fil ardi ve la fesada. Yeryüzünde kendini öyle büyük görünce böyleleri fesada da açıktır yani. Sürekli ifsat yaparlar. Hele bir de ifsatlarına böyle yalancı müftiler bulurlarsa, fetva eminleri bulurlarsa veya fetva hainleri demek daha uygun bulurlarsa, yaptıkları mesavi bir de dini kıstaslara, kurallara dayandırırlarsa, artık bunların ifritliklerin önünü almak mümkün değildir. Akla hayale gelmedik fesada, şirazeden çıkmışlığa delalet eder. O bir yönüyle çizgi tanımama, sınır tanımama işi demektir. Antiparantez. Birileri o kadar mesavi irtikap ettiler, fıskı fesada girdiler, çizgi tanımamazlık içinde hareketlerini sürdürdüler. Allah'a hamdolsun, o kadar rehabilitasyondan geçmemiş, bu mevzuda bir yönüyle o kadar belki terbiye dersi almamış olmalarına rağmen, bu hizmete gönül vermiş insanlardan yükselen bir sese bile şahit olmadık. Evlerinin kapıları vahşice kırıldı. Alın teriyle kazandıkları müesseler işgal edildi. Temellükleri, tagallüpler, tagallüpleri, tasallutlar, tasallutları bilmem neler takip etti. Fakat hiçbiri halk ifadesiyle, onu da bağışlarsanız, gık demedi bu hadiseler karşısında. Bunlar karıncaya basmazlar. Bunlar yılanın da belini kırmazlar. Ama kompleksi olan insan bir yönüyle kendini haklı göstermek için değişik yalanla, dalaverelerle bir yönüyle belki bir yerde o türlü senaryolarla öyle bir senaryo hazırlamak suretiyle sanki böyle bu melekler gibi daha ziyade mülkten daha ziyade melekuta açık bu insanlar. Efendim daru ahirete müteveccih. Cenab-ı Hakk'ın kendilerine ihsan edeceği şeylere esasen müteveccih. Akibet deyip inleyen aynı zamanda takva deyip Cenab-ı Hakk'ın vikayesine sığınan, haramlardan iştinab eden, mubahlardan, helallardan hiçbirini terk etmeyen, hatta bazen bir hadis-i şerifte ifade buyurulduğu gibi el-helalu beyinun ve'l-haramu beyinun ve beynehum umuru müştebahat. Ela inne li kulli malikin himen, ela inne himallahi maharimuhu. Sınırda bulunma endişesiyle bazı mubahları bile terk edecek kadar hassas davranan insanlar. Evet, bu insanları bile vahşi, anarşist, terörist göstermek için suni, cali, uydurma, belli senaryolarla bir şeyler yaptırmak suretiyle ille de kağıtlara yazık bir kısım ahmaklara imzalattıkları terör örgütü mülahazası ve dünyaya yaymaya çalıştıkları şeyler onu gerçekmiş gibi gösterme adına o hıyaneti de yapabilirler. Antiparantez bunu da arz etmiş olayım. Çünkü şimdiye kadar yaptıkları fesat, çizgi tanımama, kırmızı çizgilerinin olmaması, hüdut bilmemezlikleri, sınırı aşmaları, haramı helalı birbirine karıştırmaları, dini mübin İslam'ın değerlerini lafta söylemek suretiyle onunla dünyayı peylemeleri, onları Karun gibi öyle kör etmiş ki, akibetten haberleri yok. Oysa ki vel akibetü lil müttakîn, akibet müttakilere aittir. İtteka, yettaki, vikaye kökünden geldiği için orada vav te'ye kalb olmuş. İvteka, yevteki. Takva dairesi içine girme, aynı zamanda saftaki kipleri itibariyle takva dairesi içine girmeyi tabiatının bir derinliği haline getirmişler, diyor.
Bir de onun başındaki lil müttakin yine harfi tarif var. Orada da yine harfi tarif var. Lam onlara mahsus, lamı tahsis. Efendim, vel akibetü lil müttakin. Akibet onlara mahsustur. Onlar için değil, talil değil. Onlara mahsustur. Bir daha harfi tarif var orada. Özel işte o esas takva, hususi. Yani takvadaki hususilik. Nasıl bir hususilik? Haramlardan fersah fersah uzaklar. Amanın bir haram işine girerim. Feraizi harfiyen yerine getirirler. Vaciplerde katiyen kusur etmezler. Kitap, sünnet ne demişse onu yaparlar. Hazreti Ebu Bekir'in bendeleri, Ömer'in bendeleri, Osman'ın bendeleri, Ali'nin bendeleri. O dört şehsuvara ruhlarımız feda olsun. Allah da onlardan trilyon, trilyon defa razı olsun. Evet. Öylesine takvayı içtenleştirmişler. Tabiatlarının bir derinliği haline getirmişlerdir. Öyle olunca ne olur? Takva insanda o hale gelince. İşte o akıbet onlara mahsus. Ben onları kıldım ama fakat öyle yani onun fiyatı o. Onu verdikleri zaman onu peyleyebilecekler. Ben de onu vereceğim onlara. Evet. اَوْفُوا بِعَهْدِهُ اُوْف۪ي بِعَهْدِكُمْ Verdiğiniz sözü yerine getirin, ben de dediğimi yapayım. Mukabele bunlar. Belaat ilmindeki mukabele ile yorumlayabilirsiniz. Takvayı böylesine içtenleştiren insanlar, böylesine Allah'ın himayesine sığınan insanlar, hatta şüphelidir diye bazı mübahlara karşı bile mesafeli duran insanlar, Allah'ın izni inayetiyle, işte ahiret yurdunu ben onlar için kıldım, verdim diyor onlara.